Merhabalar, ben Mehmet Koçak. Koçak Müze'ye hoş geldiniz. Videomu izleyen herkese sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Bugün sizlere evrak tasdik onay işlemleri nasıl yapılır, apostil nereden nasıl yapılır bilgi vereceğim. Evrak ve tasdik onay işlemleri genellikle yurt dışında firma sahipleri için ya da evlilik işlemlerinde ya da öğrencilik işlemlerinde kullanılmaktadır. Evrak tasdik ve onay işlemleri nasıl yapılır derseniz sırayla sizlere anlatayım. 1. Belgenin ya da evrakın ilgili dilde, yani hangi dilde gerekiyorsa o dile tercüme edilmesi. 1. Evrakın istenilen dile tercüme edilmesi. 2. O evrakın noterden onaylatılması, imzalanması. Daha sonra noterden onaylatıldıktan sonra kaymakamlık ya da valilikten apostil edilmesi. Evet, apostil burada kaymakamlığın ve valinin imzalamış olduğu veya basmış olduğu mühre diyoruz apostil işlemleri. Kaymakamlık ve valilikten apostil yapıldıktan sonra Dışişleri Bakanlığı'na gidilerek Dışişleri Bakanlığı'ndan da o evrakın veya belgenin onaylatılması. Dışişleri Bakanlığı da onayladıktan sonra ilgili elçiliğe, hangi ülkeyse o ülkenin elçiliğine ya da konsolosluğuna gidilerek o evrakın oradan onaylatılması. Bütün evrak ve onay tasdik sistemleri sıralaması bu kadar. Evet, ilk başta evrakın istenilen dile tercüme edilmesi, daha sonra noterden onaylatılması, kaymakamlık ve valilikten apostil edilmesi, arkasından Dışişleri Bakanlığı'na gidilip oradan onaylatılması ve en son olarak da Büyükelçilik ya da konsolosluğun onaylatılması. Evrak tasdik onay işlemleri sırasıyla bu şekilde yapılıyor. Eğer siz bütün bu işlemleri ben yapamam, ben gidemem, benim adıma başkaları birileri yapsın diyorsanız bizleri arayarak ve iletişime geçerek sizlerin adınıza bulunduğunuz yerden evrak alıyor. Bütün işlemleri yaptıktan sonra geri size evrakınızı teslim ediyoruz. Güven ve huzurla bizi arayabilir. Evraklarınızın tasdik onaylarını yaptırabilirsiniz. Apostil işlemlerini yaptırabilirsiniz. Yok, ben kendim yapmak istiyorum ama öğrenmek istiyorum, bilgilenmek istiyorum diyorsanız buyurun web sitemizi ziyaret ediniz. www.kocakvize.com /evrak-tasdik-ve-onay. Evet. Buradan bilgilere ulaşabilirsiniz. Koçak bize sayfası üzerinden evrak tasdik onayı nedir? Evrak onayı nedir? Tasdik onayı nedir? Dışişleri Bakanı evrak tasdik onayı nasıl yapılır? Dışişleri Bakanı evrak tasdik edilmesi için randevu nasıl alınır? Nereden alınır? Daha sonra konsolosluk evrak tasdik onayı nasıl yapılır? Bütün bilgiler burada, harç ve ücretler de aynı zamanda yazılmakta. Buradan da bakabilirsiniz. Evrak tasdik onayla ilgili bilgiler bütün sizin size sunduk burada. Aynı zamanda apostil tasdiki nasıl yapılır? Onun da bilgileri burada bulunmakta. Burada rahatla okuyabilir, inceleyebilirsiniz. Eğer dediğim gibi tekrardan siz bütün bu işlemleri yapmak istemiyorsanız bizleri arayabilir. Bizimle iletişime geçerek sizin adınıza biz tüm apostil veya evrak tasdik onay işlemlerini yapmaktayız. Bizleri tercih ettiğiniz için teşekkür ederim. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Emeğe saygı adına bir videomu beğenmenizi rica ediyorum.